Hayata Dair kanalına hoş geldiniz. Pırıl pırıl bir karaciğere sahip olmak için neler yapmak gerekiyor? Eğer karaciğer yağlanmasının önüne geçilmezse zamanla siroz ve kanser gelişebiliyor. Karaciğeri detoks etkisi sayesinde temizleyen, yenileyen besinlerle arındırarak ondan uzak kalmak mümkün. Karaciğerde görülen yağlanma, basit yağlanma şeklinde kalabileceği gibi daha ileri evrelerde iltihap da eklenirse karaciğer sirozu gelişme riski de artar. Karaciğerinde yağlanmaya ilaveten yoğun iltihap da gelişmiş olan kişilerde 10 yıl içinde karaciğerde siroz veya kanser gelişme riski %5 ile 10 ile arasındadır. Karaciğer kronik alkol kullanımı dışında yağlanmaya yol açan en önemli faktörler sağlıksız beslenme alışkanlıkları, obezite, diyabet, egzersiz yapmamak ve yüksek kolesterol düzeyleridir. Sağlıklı bir karaciğer için beslenmede püf noktalar. Karaciğere dost besinleri tüketmekten daha önemlisi karaciğere zararlı besinlerden uzak durmaktır. Bunu yaptıktan sonra da mümkün mertebe dost besinleri soframızda bulundurmaktır. Karbonhidrattan zengin gıdaları, fast food ürünlerini, doymuş yağ içeren gıdaları azaltın. Akdeniz tipi beslenmeye ağırlık verin. Omega 3, selenyum, glutatyum, C vitamini, E vitamini içeren antioksidan içerikli yiyecekler karaciğere faydalıdır ve bunlardan tüketmeye gayret edin. Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, kara lahana, brüksel lahanası, karnabahar, brokoli, roka, tere, kırmızı pancar, havuç, sarımsak, limon, greyfurt, yeşil çay, zerdeçal, siyah üzüm, günde bir avuca kadar zeytin, ceviz, çiğ badem gibi çerezler örnek olarak verilebilir. Günde 2-3 fincan Türk kahvesi içenlerde karaciğer enzimleri olan AST, ALT, GGT düzeylerinin gerilediği, karaciğerdeki sertleşmenin düzeldiği, karaciğerde siroz ve kanser gelişim riskinin azaldığı görüldü. Hatta kahvenin metabolik sendrom, diyabet üzerine de olumlu etkilerinin olduğu birçok çalışmada kanıtlandı. Kahvede bulunan klorojenik asit, antioksidan etkiye sahiptir. Antioksidan etkisinin altında karaciğerde glutatyon düzeylerinin artışı önemli bir rol oynar. Aynı zamanda glukoz intoleransını da düzeltirler. Klorojenik asidin iltihap azaltıcı özellik taşıması da avantajlarından bir tanesidir. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.